Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün Taner Karaman'la birlikte Galatasaray'daki gündemi değerlendireceğiz. Bildiğiniz gibi Galatasaray akşam saatlerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Kopenhag'da mücadele edecek. Abi e, öncelikle e, bunu yorumlayarak başlayalım istersen. Sercan teşekkür ederim. Güzel bir gün. Umarım güzel devam edecek. Çünkü kritik bir maç. Galatasaray'ın grupta 2-2 yapması için yani 2'de 2'den kastığımız 6 puan Kopenhag karşılaşmalarının ikisinde kazanması gerektiğini hep ifade ediyoruz. Bu karşılaşmalardan bir tanesi. Tabii seninle birlikte bu yayını yaparken de aslında yayın başlığımızı ve kapağımızı maçın maddi boyutlarına biraz daha döndürdük ki burada her ne kadar e, rakamlar konusunda şöyle bir dolaylı ekonomiden bahsedemesek bile bir kere bu maçın Galatasaray'a kazandırdığı kazandırması potansiyel rakamı 150 milyon TL bir maç galibiyet gelirse. Neden bahsediyorum? Hemen ondan ona değineyim sevgili Sercan. Birincisi 2.8 milyon euro galibiyet firmi. Bunu kura çevirdiğinde yaklaşık 90 milyon TL'lik bir gelir ortaya çıkacak. Ek olarak Galatasaray bu maçın maç günü gelirleri, store gelirleri yaklaşık bu gelirlerden de 20 milyon TL, 30 milyon TL bareminde bir gelir bekliyor. Ekle bunu 90 artı 30, 120 milyon TL. Bir de bu maçın yayınından Galatasaray pay alacak. Yayıncı parası alacak Galatasaray. Yani Galatasaray burada işte store gelirleri, yayın gelirleri, maç günü gelirleri artı eğer ki galibiyet gelirse galibiyet primiyle birlikte hedeflediği şey yüz, 150 milyon TL ve 150 milyon TL'nin karşılığında da Galatasaray oyuncuların eğer galibiyet gelirse 30 milyon TL'lik de bir prim dağıtacak. Yani dev bir pazar. Bu akşam Galatasaray kazanırsa Galatasaray'ın kasasına... Dev bir rakam girecek sevgili Sercan. Abi e, Kopenhag maçı Galatasaray için çok önemli. Ben özellikle galibiyet alınırsa e, üçüncülüğün garantileneceğini düşünüyorum. E, Kopenhag deplasmanında bir puanı Galatasaray'ın her türlü alacağını düşünenler dedim. Bugün de e, açıkçası hakim ziyafeti heyecanlandırıyor. E, Samsun Spor'un ikinci yarısında çok iyi bir performans sergilemişti ve bugün e, gözler onun üstünde olacak gibi neler söylemek istersin? Sence Ziye'yi sahada görecek miyiz? Yani beklenti bu yönde. Hakim Ziyek sahada olacak ama sahanın neresinde olacağı ile alakalı şu anda bir belirsizlik var sevgili Sercan. Çünkü bir kesim ki Okan Hoca'nın da basın toplantısından çıkartılan sonuçlardan bir tanesi hakimin sağ tarafta oynayacağı yönde. Ama dünkü toplantı değil bu. Daha önceki toplantısından bahsediyoruz. Fakat bir kesimde ki oynanan oyuna baktığımız zaman da sevgili Sercan oyunun bütününde Hakimin performans verebileceği en iyi mevki olarak 10 numara pozisyonu olarak görüyoruz. Yani 10 numarada muhtemeldir ki oynamasını kesin gözüyle ben görüyorum. Bu kadar iyi bir performans verirken hocanın ben hakimi kenara alacağını, daha doğrusu oyunun kanat kısmına alacağını çok beklemiyorum. Onu da ifade etmiş olayım. Muhtemeldir ki hakim oyunun 10 numara pozisyonunda oynayacaktır ve Galatasaray'ın kadrosunu şöyle iz izah edelim. Yani muhtemelin de biraz ifade etmiş olalım Sercan muhtemel kadroyu. Galatasaray Kalede Mustare ile sahaya çıkacak. Bu kesin gözüyle söyleyebiliriz zaten bir sakatlık olmadığı sürece. Sağ tarafta oyunu sağ tarafında Boyay olacak. Stoper mevkisinde Nelson, Abdulkerim ve Sanchez arasında bir hani son dakika sürpriz olabilir ama yine de biz Abdulkerim diyebiliriz. Diğer tarafta Angelino, ön tarafta Toreira, Torreira'nın yanında Kerem Demirbay, sağ tarafta Tete Merkezde Hakim Ziyek, diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu. İleride de Icardi 11'ini bekliyoruz. Burada ne değişikliği olabilir? Abdülkerim ile Sanchez değişikliği bir ihtimal. Ama bir başka değişiklikte de yayının hemen başında az önce bahsettiğim gibi. Bir ihtimal yer değişikliği Tete ile Hakim Ziyek arasında olabilir. Ve burada da Tete kulübe, Hakim Sağ, Mertens oyuna gibi bir durum olabilir. Ama bunu çok bekliyor muyum dersen bunu çok fazla beklemiyorum. Abi Galatasaray taraftarının beklediği isimlerden biri de Wilfred Zaha. O da maç kadrosunda yer alacak ve Okan Buruk'un maç içerisinde sonradan da olsa Zaha'ya süre vereceği konuşuluyor. Sen neler söylemek istersiniz? Zaha hakkında? Büyük bir beklentiyle gelmişti. Galatasaray taraftarı da bir an önce sahaya çıkıp kendini göstermesini bekliyor. Bu maç özelinde değerlendirirsen çok sevinirim. Yani ben Zaha'yı ilk 11'de beklemiyorum. Sonrasındaki oyuncu değişikliğinde de olur mu olmaz mı kısmında şunu söyleyeyim. Ee, Kerem Aktürkoğlu eğer formunu korursa ve oyunun bütününde en azından büyük bir bölümünde iyi giderse Zaha'yı sağda ancak 80 sonrasında bir ihtimal görürüz. Yani bu Kerem'i daha çok da kolay kesemeyecektir. İyi bir oyun ortaya koyuyor çünkü. Yani onu oradan bahsedebiliriz. Performans olarak da iyi bir performans var Kerem'in. Ve Zaha'nın da e, maç eksikliğinin olması ve maç eksikliğine gidip de Zaha'nın Kopenhag karşısında tamamlamak istemezsiniz herhalde. Yani gidersin Rize maçında tamamlarsın, Alanya maçında tamamlarsın. Ne bileyim yani böyle bir maçta tamamlarsın. Gidip de daha önce oynatmadığın bir Zaha'yı eğer ki skor üstünlüğünü de eline almadıysan Kopenhag maçında sahaya sürmezsin. Dediğim gibi Kerem'in performansı yeterli olursa Kerem oyuna bir 80 dakika en azından devam edecektir. Ve Zaha'yı evet sahada görür müyüz? Görürüz ama bu ancak oyunun son bölümünde olacaktır e, izleyicilerimizin sorularına biraz bakalım. Hamza Bey demiş ki Kerem Demirbay yerine Oliveira olabilir mi? Yani Oliveira'yı son maçta izleyenlerimiz Samsun maçında görmüşlerdir. Yani hoca Kerem'i tercih etti. Gitti Endombele'yi orada tercih etti. Sergio Oliveira oynatmadı. Yani artık Sergio Oliveira hoca için bence birinci plan değil. Ve Kerem Demirbay çok mu iyiydi? Hayır. Ama kötü müydü? O da değil takımı kurtaran bir oyun ortaya koydu. İdare etti mevkide. Asıl mevkisi olmadığını biliyoruz. Endombele hazır olana kadar Okan Hoca orada Kerem Demirbay'la devam edecek gibi gözüküyor. Ve şöyle bir de durumumuz var. Angelino geldikten sonra Angelino'nun hücum beki olmasından dolayı orada savunma özelliği daha kuvvetli bir altı numara ihtiyacınız var. Se Sergio Oliveira bu değil. Ama Kemer, Kerem Demirbay Angelino'nun ileriye çıkışında o kademeyi daha iyi kapatabilir bir görüntü içerisinde. O yüzden Okan Hoca'nın muhtemeldir ki tercihi büyük bir sürpriz olmazsa Kerem olacak gibi gözüküyor. Abi Endombele e, sürpriz bir şekilde ilk on de oynayabilir mi? Ben de çok merak ediyorum açıkçası. Performansını da Torreira ile Endombele'nin e, ikili nasıl bir performans sergileyeceğini de neler söylemek istersin? En azından ilk on bir olmasa dahi belki de sonradan girebilir mi? Yani sonradan girebilir ama bu da yine Kerem'e bağlı olacak ama ben ilk on de beklemiyorum. Okan Hoca iki 2 hafta değil tabii ki. Yani 3-5 gün önce yaptığı bir hani o fiskelerin açıldığı antrenman vardı ya hatırlıyorsundur. Basın açıklaması yaptı. Ee, orada ne dedi hocam oca? Ed Belenin bir hani eksikliği var. Fiziksel olarak daha ideal seviyede değil dedi. Şimdi 5 gün önce ideal seviyede değil dediğiniz oyuncuyu gidip 5 gün sonra maç eksiği hiç olmayan, senden daha fazla maç deneyimi olan, ligini daha önce açmış olan bir Kopenhag gibi fiziksel olarak fark koymasını beklediğimiz bir karşılaşmada sahaya sürmezsiniz. O yüzden de ben Endombele'yi kenarda bekliyorum sevgili Sercan. Abi, Icardi konusunda şunu söylemek istiyorum. mavi e, Mauro için çok önemli bir maç bence. Ekstra bir motivasyonu vardır. Çünkü yıllar sonra Şampiyonlar Ligi arenasında tekrardan Hı -hı. kendini gösterecek ve e, dünyaya kendini kanıtlamak isteyecektir. Sen e, maç özelinde Icardi hakkında neler söylemek istersin? Nasıl bir Icardi bekliyorsun? bugün bir şov yapabilir mi Icardi? Yani Icardi'nin şov yapmama ihtimali şov yapma ihtimalinden daha düşük. Yani o yüzden hani bir oyuncudan beklenti hep mi güzel goller, hep mi gol attın, bir şey yapsın. Ama adamın bir şeyler yapma olasılığı hep daha yüksekte. O yüzden de Icardi özellikle Şampiyonlar Ligi arenasında olmanın da verdiği etkiyle muhtemeldir ki farkını ortaya koyacaktır Sercan. Bir de hani taraftarın önünde oynuyorsun. Icardi de şunun farkında. İç sahadaki Kopenhag maçında kazanmak zorundasın. Yani Bayern Münih, Manchester United gibi bir gruba düştüysen, evinde grubun en zayıf halkasıyla oynuyorsan, halkasıyla oynuyorsan, evinde oynadığın maçı kazanacaksın. Deplasmandakini de hatta kazanacaksın. O yüzden Icardi eğer gruptan çıkmak istiyorsa ve son 16 turunda e, Avrupa'da olmak istiyorsa, Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyorsa Kopenhag'a geçmek zorunda ve bunun için de muhtemelen çok daha fazlasını ortaya koyacaktır. Peki grup nezdinde konuşursak Galatasaray galibiyet alırsa ne olur? Berabere kalırsa ne olur? Olası bir kötü durumda, mağlubiyet durumunda nasıl bir Galatasaray'ın Avrupa serüveni yol haritası çizilir abi? Yani düşünmek istemiyorum ama kayıp gelirse ne yazık ki grup sonunculuğuna doğru gider konu. Onu söyleyeyim. Beraberlikte diğer maçta ne oluyor? United kaybetmesi lazım. Yani Bayern Münih Manchester United maçını United kaybederse yani Bayern Münih kazanırsa Galatasaray'ın buradan alabileceği bir beraberlik çok büyük bir sancı doğurmaz. Bayern Münih kazanır, Galatasaray kazanırsa Bayern Münih'in arkasında belki averajla önünde Galatasaray'ı görme ihtimalimiz var. O yüzden kötü senaryoyu düşünmeyeceğim ama iyi senaryoda umarım Bayern Münih kazanır United karşısında. Çünkü grubun süpürücüsü Bayern Münih. Kim Bayern Münih'ten puan alırsa gruptan çıkma yolunda devasa bir adım atmış olacak. Çok önemli bir aşama kat etmiş olacak. Ve diğer maça yani United maçına bakmazsızın belki de bunu başarabilir. O yüzden United'ın Bayern Münih'i geçmemesi lazım. Mutlaka Bayern Münih'in kazanması gerekiyor. Ki Bayern Münih kazanırsa Galatasaray iç sahada puan alabilir. İş oraya kalırsa eğer. Yani Galatasaray Kopenhag evinde geçer. Deplasmanda Kopenhag'la berabere kalır. Gider evinde Manchester United'la oynayacağı maç totalde bir 7 puan düşüneceksek Galatasaray evinde United'ı o taraftar baskısıyla geçebilir. Vaktiyle Juventus'u geçtiği gibi. Ben de eğer Galatasaray'ın bu maçta e, galip gelirse üçüncülüğü garantileceğini e, söyleyebilirim. Beraberlikte kötü bir sonuç değil. Senin dediğin gibi abi Manchester United eğer Bayern Münih'i ye yenilirse Galatasaray'ın umutları devam edecektir. Zaten önünde bir sürü maç var. Bunlar için birazcık erken. Onun dışında eklemek istediğin başka şeyler var mıydı abi? Sercan teşekkür ediyorum. Futbol Plus olarak gün boyu yayınlarımız sürecek. Galatasaray'la alakalı izleyenlerimiz lütfen abone olsunlar, bildirimlerini açsınlar. Bir taraftan da bu videonun altına da akşamki mücadele kaç kaç sonuçlanır yorumlarınızı bekliyoruz. İlk doğru tahmin eden isme de yanardan hediye çeki verelim Sercan. Bunu da anons etmiş olalım ve Stadyumda da sevgili Ceren Dalgı stadyumda olacak ve size oradan merkezden yerinden maç önü maç sonu ve maç sırasında detayları yine Futbol Plus'ta bulabilirsiniz. Sercan ağzına sağlık teşekkür evet. ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.